Bugünlerde tüm kantonlarda vergi formları posta yoluyla vatandaşlara ulaştırıldı. Söz konusu vergi olunca yetkililer vatandaşlarımıza dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zürih Dietikon kasabasında yıllardır vergi, sigorta ve kredi hizmetleri sunan Karadeniz firmasının sahibi Murat İstemoğlu'nu sizler için ziyaret ettik. Değerli izleyiciler, Zürih'in yakınlarında Dietikon kasabasındayız. Bulunduğumuz ay vergi ayı malum. Biz de kredi ve vergi danışmanlığı yapan buradaki Blackse firmasını ziyarete geldik. Şu anda da Murat Bey yanımda oturuyor. Hayırlı işler Murat Bey. Vatandaşlarımızı vergi formları geldi. Biz de vatandaşlarımızı hem vergi başta olmak üzere sizin diğer hizmetlerinizle ilgili bilgiler alalım. Sizi kısaca bir tanıtalım istedik. Neden Blackse'yi? Blackse'yi görünce aklımıza geldi. Karadeniz anlamı. Tabii Karadeniz. Aslen siz de Karadenizli misiniz? Oradan mı esinlediniz? Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaret ettiğiniz için. Firma Blackse derken evet, kendim Karadenizliyim, Rize Ardeşenliyim. İngilizce zaten Karadeniz anlamına geliyor. Buradan esinlendik. Karadenizli olduğumuzdan firmamızın ismini de Karadenizli olsun diye buradan esinlenerek yola çıktık. Kaç yıl önce kurdunuz firmayı? Aslında sigorta ve kredi sektöründe 8 yıldır hizmet veriyoruz. Aşağı yukarı 8 yıllık bir süreç diyelim. 8 yıldır aynı bu ofisinizde mi? Yok, 4 yıldır. Daha önceden diğer sigorta firmalarında çalıştım. Son 5 yıldır selbstständig olarak, yani kendi işimizi kurduk. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Büyüktü zaten dışarıda levha. Vergi beyannamesi doldurulur diye az önce de görüntülerimizde belki izleyicilerimiz izlemiştir. Şimdi vergi ayları, tabii post kutularında vergi formları geldi. Neden vatandaşlarımız kendi doldurmasında bir uzman kişiden destek alsın? Uzman kişiler tarafından doldurulduğu zaman vergiyi daha az ödeyeceklerini en azından temin edip garanti edebiliyoruz. Vatandaşlarımız bu yönde uzman kişiler tarafından doldurturlarsa vergi beyanlarını daha az ödeyebileceklerini düşünüyoruz. Bu yüzden bizlere gelebilirler. Vatandaşlarımız belki tabii bazı konularda yeni yasalarda yeni gelişmeler oluyor. Ek olarak ailelerin, çocukların mesela kesintilerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Beyan edebilecekleri yeni gelişmeler olabiliyor. Belediyelerde ve kantonlarda bu değişkenlik gösterebiliyor tabii ki. Tabii bunları takip etmezse vatandaşlar belki buralarda bir dezavantaj yaşayabilir. Bu konularda da ek olaraktan ben de bu görüşlerimi aktarmak istedim. Sizin söylemek istediklerinizi aslında söylüyorum bir nevi. Tabii sadece vergi değil. Verginin dışında sizin çok kapsamlı hizmetleriniz var. Burada sigorta, kredi danışmanlığı gibi. Bunlardan biraz bahseder misiniz vatandaşlarımıza? Az önce de söylediğim gibi 8 yıllık, öncelikle şunu söyleyeyim. Yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı sigorta konusunda çok iyi yönlendirdiğimizi, çok iyi bilgilendirmeye çalıştığımızı, zaten temel ana felsefemiz olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarını iyi etüt edip, iyi değerlendirip, onların istediği şekilde veyahut da ortak bir değerlendirme sonrasında o kriterlere göre sigortaları yapmaya çalışıyoruz veya önerilerimizi sunuyoruz. Hizmette kaliteli olmak için, kaliteli hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları söyleyebiliyorum şu anda. Peki yine önemli bir konu kredi. Neden ben bankaya gitmeyeyim de size geleyim? Yani siz veya bu kredi danışmanlığı veren işverenlerimize aynı soruyu yöneltebiliriz. Niçin? En azından şu kadar kısa cümlelerle şunu izah edeyim. Bürokratik işlemlerden onları kurtarıyoruz. Evrak takibi, gözetimi konusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sins, yani faiz olanları kondisyonlarında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bizlerin vesilesiyle işlerin daha da kolay olacağını, girişimciliğimizde bir takım işlemlerin daha hızlı halledileceğini, sorunsuz ve kolay kredi diyelim.
bu şekilde daha iyi tanımlama olur diye düşünüyorum. Yine çok güncel, önümüzdeki aylarla ilgili güncel bir konuyla ben sohbetimizi noktalamak istiyorum. Vatandaşlarımızın artık aklı yavaş yavaş yaz tatiline yönelik tatil planlamalarını yönelmiş durumda. Ben bir vatandaş olarak yaz tatil planlamamı yaptım. Uçuş biletlerimin rezervasyonunu ayırdım. Tam uçuş öncesi, bir hafta önce biletlerimi iptal etmek durumunda kaldım. Bu durumda birçok vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu, nasıl bir sigorta yaptırmam lazım? Evet, bu tarz durumlarda, yani bu tip olayların önüne geçilebilmesi için öncelikle Reise Versicherung dediğimiz bir yolculuk seyahat sigortası yaptırmalarını önemli ricada bulunuyoruz veya önemli hatırlatıyoruz ki bu tip olayların önüne geçilebilsin. Yani sigorta bunun bu teminatı verebiliyor ve böyle şeylerin önüne geçilebiliyor. Böyle bir sigortayla. Siz bu sigortayı kişi başı ne kadardır bunun ücreti, böyle bir sigortanın maliyeti? Birçok firmaya göre değişkenlik gösterebiliyor. Göreceli fiyatlar verilebiliyor ama 39 ile 70, 120 yani kişiye göre tek, ainsel veya familya olarak değişebiliyor. Bireysel ve aile olarak değiştiği için dediğim rakamlar ölçüsünde değişkenlik gösterebiliyor. Rakamlar değişebiliyor. Evet. Ancak tabii vatandaşların kesinlikle bu seyahat sigortasını ihmal etmemelerine gerçekten yarar var. Benim başıma gelmez diye belki de o 100 frankı tasarruf etmeye gidiyorlar ama tam belki de hiç beklenmedik bir olay neticesinde tam tatillerinden kısa bir süre önce ödedikleri belki kalabalık bir ailenin 4-5 bin franklık bilet parası, uçuş bilet parası yanabiliyor. Bu gibi durumlar çok küçük bir rakamla bunların önüne geçilebiliyor. Zaten sigortacılığın temel felsefesi şu: bir şey, yani bir olay vuku olmadan onun önüne, yani maddi kısmını teminat altına alabilmek, maddi kısmını önüne geçebilmektir. Günümüzde bunların örnekleri çok yaşanıyor. Yani sigorta çok önemli bir husus. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığını biraz daha arttırmalarını, sigortayı biraz daha böyle yakın bulmalarını, her nevi sigortadan uzak durmamalarını, bir şey başa geldikten sonra böyle bir sigortayla, küçük bir sigortayla bile o olayın üstesinden gelebileceklerini sizin vesilenizle, aracılığınızla yurttaşlarımıza, değerli müşterilerimize duyurmak istiyoruz. Murat Bey, bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ek olarak vatandaşlarımızı ilave etmek istediğiniz son olarak bir mesaj mı? Şöyle söyleyeceğim. Yani Plexi, bizim bir misyonumuz var. Doğruluk ve dürüstlük ilkemizle yola çıktık. 8 yıldır bu hizmette, bu sektörde hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetine ve kusursuz profesyonel hizmet anlayışımızla bu yola devam ediyoruz. Umuyoruz ki daha güzel, yani şöyle söyleyeyim, Plexi derken gerçekten artık bir Plexi ailesi olduk müşterilerimizle, vatandaşlarımızla. 7/24 emirleri bizim için ricadır. Emirlerini bekliyoruz. Hizmet için buradayız.